Rahim. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Müslümanların ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa, İslam dünyasının içinde bulunduğu kargaşa ortamından istifade edilerek korsan, devlet İsrail tarafından işgal edilmekle kalmamış, 1967'den bu yana ilk defa tamamen ibadete kapatılmıştır. Mescid-i Aksa'yı yok ederek kendi batıl inançları doğrultusunda kutsal tozoklarını inşa etmeyi en önemli gayeleri olarak gören işgalci Siyonistler, Mescid-i Aksa'nın sahipsiz kaldığını zannederek gözlerini iyice karartmışlardır. Nihai hedefleri Filistin'i işgal ve Müslümanları bölgeden çıkarmak olan İsrail, öncelikli hedef olarak Mescid-i Aksa'nın işgalini planlamıştır ve yıllardır süregelen sistematik uyutma seanslarıyla Müslümanları uyutmuşlardır. Mescid-i Aksa sevdalısı bir avuç müminin dirençleri ise bunca kargaşanın içinde duymamaktadır. Mescid-i Aksa'nın işgali için buranın Müslümanların kutsal mekanı olmadığı algısını yerleştirme çabaları vardır. Bu Siyonistçe çabayı desteklemek için de öncelikli olarak Mescid-i Aksa'nın etrafını Yahudi yerleşimcileri yerleştirilerek kuşatmışlar. Ardından da bölgeyi Müslümanlardan arındırma çalışmasına girişmişlerdir. Mescid-i Aksa'nın içini Müslümanlardan, temelini de topraktan ayırmak suretiyle ilk kıblegahımızı yıkmayı amaçlamaktadırlar. Azılı Siyonist liderlerin gösterdiği hedefler doğrultusunda şimdi de Mescid-i Aksa tamamen ibadete kapatılmıştır. Başlatılan bu uygulama Müslümanların tepkisizliği karşısında kalıcı hale gelecektir. Müslümanları uyutan işgalci Siyonistler Mescid-i Aksa'yı yakma girişiminde de bulunmuşlardır. Bir avuç inanmış Müslümanın direncinden daha fazlasına ihtiyaç vardır. Müslümanlar şuurlu tepkiler verdiği zaman iliklerine kadar titreyen Siyonist İsrail militanları şimdilerde ilk kıblegahımızda başıboş bir halde cilt atmaktadırlar. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Kudüs davası işbirlikçilikle, Siyonistlerle iyi ilişkiler kurmakla ve onlarla aynı masaya oturmakla savunulamaz ve Mescid-i Aksa bu yolla kurtarılamaz. İlk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı savunmak bütün Müslümanların için bir mecburiyettir. Filistin ile İsrail aynı cümlede bile bir araya gelemez. İşgalci ve bebek katili İsrail'in bu topraklardan temizlenmesi gerekiyor. Bu iradeyi ortaya koyabilecek bir sese, bir gücü ihtiyaç vardır. Bir tanda olan bir İslam mirasıdır diyen Başbakan Davutoğlu'na ve hedef her defasında kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı da Medine, üstüne bir tül gibi Kudüs örter dizelerine gür bir sesle okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyoruz. Neredesiniz? Aksa işgal altında neden susuyorsunuz? Nasıl görmezden geliyorsunuz? Edebiyatı bırakın. İşin gereğini yerine getirin. İsrail olan gizli, açık bütün ilişkilerinizi sonlandırın. Aksa'nın yeniden ibadete açılması ve Gazze'nin, Kudüs'ün yani Filistin'in her türlü tehditten, işgalden arındırılması için İslam ülkeleriyle işbirliği yapıp Filistin barış gücünü oluşturun. Bunları yapmadığınız müddetçe yapılan, evet, bir Hazreti Ömer, bir Selahaddin Eyyubi, bir Yavuz Sultan Selim, bir Ulu Hakan Abdülhamit Han, bir Erbakan artık dünyada değiller. Ancak biz onların torunları, evlatları, öğrenciler olarak buradayız ve haykırıyoruz. Mescid-i Aksa yolunun yolcuları her daim ilk kıblegahına sahip çıkacaktır. Mescid-i Aksa tarihimizin ve inancımızın bize emanetidir. Emanetimize sahip çıkmak için bütün gücümüzle çalışacak, İslam birliğini tesis ederek hak ve adalet merkezli yeni bir dünya kuracağız inşallah. Basın açıklamamıza katılımlarınıza ötürü hepinize teşekkür eder. Saygılarımı sunuyorum. Esselamu aleyküm. Bu arada bir şey dile getirmek istiyorum. Yaklaşık 4-5 günlük Karaman'da, maden ocağında göçük altında kalan kardeşlerimize de Allah yardımcıları olsun. Bir an önce ailelerine sağ salim dönmeleri için Cenab-ı Allah'a duacıyız. Onlar için bir dua, Hacı İsmail Hocam'a bir dua istiyorum. Bir dua edelim arkadaşlar.
Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme ensurmen nasaraddin. Allahümme ensurmen hazaraddin. İlahi ya Rabbi. Şu mübarek Cuma'yı bizim hürmetine. İçinde mutluluğumuz Muharrem ayı hürmetine. İlahi ya Rabbi. Gözüm altında bulunan 18 kardeşimize en kısa zamanda ailelerine kavuşmayı nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, onun gibi bütün dünya üzerinde muzdarip halde bulunan, zulüm altında bulunan Filistin'den oraya kadar, Doğu Türkistan'dan Çeçenistan'a kadar bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize sen yardımıyla yardım eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, her türlü kazadan, beladan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Ve selamun alel müsselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Akçaabathaber.com. Akçaabat'tan haberiniz olsun.